Bütün işi biz görüyoruz, aslan payını siz alıyorsunuz. Benim artık tahammülüm kalmadı. Ya paranın %60'ını verirsiniz, ya da siz bilirsiniz. Sahi mi beyefendi? Demek bana res çekiyorsun. Nasıl isterseniz öyle kabul edin. Ya size hiç para vermeyeceğim dersem? O zaman bütün numaralarınızı polise okurum. Kaldırın şu leşi. Kemal abi, Kemal abi, Rıfat gelmiş. Rıfat mı? Nasıl olur? Gözlerimle gördüm abi. Demek nihayet geldi ha. Bu çok önemli. Bu beni de ziyarete gelecek demektir. Bu ortalık epey karışacak demektir. Ona layık bir karşılama merasimi hazırlayalım. Şükür görüştürene. Gel. Oh, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geldiğine pek sevindik Rıfat. Sana çok ihtiyacımız var. Doğru söylüyor. Geleceğinden emindik zaten. Ne olacak yani? Hep böyle ayakta mı konuşacaksınız? Çok affedersin. Şaşırdık birdenbire. Buyur şöyle oturalım. Çok değişmişsin abi, şakakların kırlaşmış. Miras. Az değil, görüşmeyeli epey oluyor aşağı yukarı. Anlat bakalım, beni niye çağırdın? Ben gazetecilik yapıyorum. Duydum. Son zamanlarda yazdığım bir seri röportaj, Kemal'in işine dokundu. Kemal işi iyice azıttı, bir krallık kurdu İstanbul'da sanki. Kimse başa çıkamıyor onunla, beni tehdit etti. Memleketi terk etmezsek sonumuz iyi olmaz. Hayatımız tehlikede Rıfat, polise müracaattan da korkuyoruz. Her yerde adamları olması ihtimali var. Ben daha çok Elif için endişe ediyorum. Geçenlerde yolumu çevirdi, zor sıyrıldım elinden. O iğrenç gülüşü gözümün önünden hiç gitmiyor. Ben gideyim. Ne oldu? Daha yemeği bitirmedik. Bazı yerlere uğramam lazım. Ama doğru dürüst konuşamadık bile. Sonra bol bol görüşürüz. Bereketli olsun. Hadi eyvallah.